Abi sizi tanıyabilir miyiz? Benim adım Hasan Karakaya. Hasan kardeşim. Bey nasılsınız? Sağ ol. Ben 20 yıllık emekliyim. Evet. İç emeklisiyim. Şimdi ben şöyle demin kulak misafir oldum. Dediniz ki emeklilere biraz fazla para verilir mi? Verilir kardeşim. Nasıl verilir biliyor musunuz? Burada 4 milyon 5 milyon Suriyeli var. 40 milyar dolar paramız gitti. Benim ortağım mıydı Suriyeliler? Benden mi kazandı bu insanların verdiği vergiler nereye gitti? Suriyeli'nin bir kuruş parası var mı bu parada? O 40 milyarda yok. Niye geldi benim çoluk çocuğumun hakkına tecavüz ettiler? Ne hakla benim bu 82 milyonun hakkı olan vergilerden kesip Suriyelilere yedirdik? Halen yiyorlar. Halen yediriyorlar. Ben hastaneye gidiyorum. Anam 90 yaşında sıra bekliyor. Suriyeli geliyor. Hiç beklemeden içeri giriyor. Bu nasıl sosyal devlet? Bu nasıl iş? Bakın, milletin bitmiştir. Milletin bitmiştir. Sağlık bitmiştir. Nasıl bitmiştir? Özel hastaneler merkezde duruyor. Şehir içinde. Ama hasta garantili hastane yaptırıyor benim devletim. Bir emekli bir gidelim. Şu an ne eski hayat hastanesi, şimdi medikal hastanesi mi? Gidelim şimdi. Yalanla yere bir hastalanayım. Bekleyin beni. Kaç paraya çıkacağım ben orada? Bakın buradan az önce emin bir arkadaşım, abim bir şey dedi. Ya şimdi kardeşim şehir hastanesi yaptırıyorsun. Şehir hastanesi 15 dakika, 20 dakika, yarım saat hasta arabayla taşıyorlarmış. Taşıyorlar, ben gittim Bursa'ya gördüm. Şey çatış çökmüştü. Gittim derken yani özel gitmedim. Yazlığa giderken birader benim rastlandı. Oraya yol üstü girdik. Ya nereye gideceğini bilmiyorsunuz. Şimdi bakın üretim olmadı müddetçe bak. Ben köylü çocuğuyum. Benim köyümde su çok bol. Hayvancılık, çiftçilik, bizim Sivas Kangal'dayım ben. Sivas bir an önce de köyümdeydim. Çiftçi kan ağlıyor. Hayvancı kan ağlıyor. Esnaf kan ağlıyor. Burada tüccara bakıyordum kan ağlıyor. Kim kan ağlamıyor? Saraydakiler. Peki abi. Emekli. Saraydakiler. Saraydaki saray. Buyurun. Emekli için çarşıdaki pazardaki durum ne? Valla durum şöyle diyeyim. Ben kendimden pay vereceğim, söylüyorum çünkü emekliyim ben. Şimdi şu anda geçen sene diyeyim yahut da 6 ay önce 50 lirayla ben 3 kişi, bir anam var, ben varım, eşim var. Pazar yapıyordum. Şimdi 150 lira yapıyorum, yetmiyor. Çarşamadan çarşamaya yetmiyor. Yetiremezsin. Et, kırmızı et yiyen var mı bilmiyorum içinizde. Peki öyle kilo et yenir de. Kıyma yiyor. Yani işte kırmızı et adı o. Dedim tavuk yiye tavuk olacağız yakında. Tavuk yiye ye tavuk olacağız. Tavuk fiyatları nasıl buluyorsunuz? O da yükseldi. O da yükseldi neden? Balığı görüyorsun. Balık da yok bu sene. Şimdi balık yeme, kırmızı et yeme, et yeme. Sulara zaten biliyorsunuz damacanın suyu şu anda bilmem ne olmuş. Elektriğe sen bir senede %70 zam yap. %9.26 enflasyon diyor. Yahu Allah aşkına bizim beynimizden alay etmesinler ne olursun. Neden? Ama neden bakın onu da söyleyeyim. Önümüzdeki yıl emeklilere, işçilere şey verecek, memura zam verecekler. Ocak'ta işte neyse önümüzde. Ona bakarak bize zam verecekler. %4, %5'ten ben ne yapabilirim ki? Ben ev kendim olsa kira ödeyemem. Şahsen ben. Ev kendimin olmasa ben ödeyemem. Nasıl ödeyeyim? En kötü kira 1,5 milyon. Ya 1500 lira. Aldığım benim 2000 lira. Kim ne içiyorsa sorasın. Dolayısıyla emeklinin tabii bu sorunları aslında sizin anlatmış olduğunuz bu konular herkesin sorunu. Tabii hepimizin sorunu. Peki neden böyle? Emekli bu ülkenin ikinci sınıf vatandaşı mı ki yani bu kadar i̇kinci dertliyiz? İkinci olsa niye beyefendi? İkinci de değiliz biz. Biz Suriyelilerden bile çok gerideyiz. Bakın saraydan demiyorum. Suriyelilerden bile gerideyiz biz şu anda. Bakın benim bütün Suriyeli dolu zaten burada. Benim giriş katımı evi İranlılar aldı. İranlılar aldı. Ya vatandaş olmuş aldı. Adamların bir yaşandığı inanın bütün bu kasaba bütün poşetleri ellerinde geliyor adam dolu dolu geliyorlar. Ya, ben gidemiyorum. En zayıf adamı aldı. Peki ne kadar olması gerekiyor emekli maaşı? Şimdi emekli maaşı ev olduğu zaman 3 lira yeter iki kişiye. Yeter yani yeter diyorken o amşam değil. Ama bu kadar sıkıntı çekmeyiz. Örneğin. Ekonomiyi kim yönetiyor abi? Damat Bey. Damat Bey yönetiyor. Ha. Yok bilmiyorsan söyleyeyim yani. Damat Bey'in işi güzel. Şimdi emekliye kime mikrofon uzatsak dertli. Ama bu ülkede hiç mi iyi bir şey yok?
iyi bir şey var. Sigara için iyi yaptılar. Ben şahsen sigara en güzel yaptıkları bir tek bir iş var. Sigarayı yasak ettiler. Başka? Kapalı yerde. Valla başka da. Şimdi İstanbul'dan İzmir'e kadar 552 lira para ödüyorsunuz yollarda, köprülerde. Köprüye buradan çıkın, İstanbul'dan İzmir'e gidin. 552 lira. 52 ya 52 ya 54. Onun hesabını yaptık biz. Kardeşim yol yapıyor. Ben paramla bana geriye. Kiracıyım ben kendi evimde. Buradan çıkıyor adam. Mazot zaten anasının nikahı oldu. Benzin bilmem ne oldu. Torunuma ben bir çivi ayakkabı almaya gidiyorum. Çocuk ayakkabısı 155 lira ya. 55 lira almam abi diyor. Ya torunum benim yani, başka bir şeyim yok ki benim. Benim 3 tane çorum var. 155'ten 450 lira vereceğim, veremem kardeşim. Her ay bir tanesini alacağım o zaman. Peki bayram geldiğinde mesela emekli torunun cebine 5 lira harç koyabiliyor mu? Ya da emekli yılda bir sefer mesela memleketine gidebiliyor mu? İşte memlekete gittim geldim de halen borçtan kurtulamadım. Ne yaptın bir abi orada? Yani keyfe mi gittin ya da zevki sefa mı yaptın? Niye kurtulamıyorsun? Ya borçtan? Şimdi arkadaşım, şimdi orada da hayat çok ucuz değil. Orada bir koyun şuna 1000 lira. 1000 lira koyun. Yani koyun dedim şöyle bir kuzu. Toklu diyelim, bilir misin? Ama bir koç alırsan 2500 lira. Orada da ucuz bir şey yok artık. Yani şehirde yaşayana emekli maaşı yetmiyor, köydekine de yetmiyor mu? Yetmez. Benim gibi yemeğe içmeye gidersen yetmez. Bir şey söylüyorum. Tereyağın kilo 50 lira, burada da 50 lira, köyde de 50 lira. Yumurta 1 lira, orada da 1 lira, burada da 1 lira. Şimdi emekli işçi memur yokluk içerisinde olduğunu ifade ediyor, evet, söylüyor. Evet. Peki ülkemizdeki bu gidişat ya da emekli için tünelin sonunda bir ışık görüyor musunuz? Işığı şöyle gördü bizim Maliye Bakanımız. Yeşillik yandı ama ışığı biz bir türlü göremedik. Ama bizim Maliye Bakanımız gördü. Ama o ışığı biz bir türlü bulamıyor. Gören varsa buyurun. Burada büyüklerim de var, görsün. Gören var mı? Ben görmedim. Ne ışığı kardeşim ya, ne diyorsunuz siz? Şu anda enflasyon %30 ya. %30 şu anda şey ya, mutfaklar yanıyor ya. Yangın var. Yangın var tabii. Bakın şimdi daha işte doğalgaza zam yapıldı. Millet daha uyanmadı işe. Bir yakmaya başlasınlar. İlk faturada hepsi gümleyecek. İlk faturada şeyde saatler kesilecek. Ben biliyorum. Yakma sarıp donu bölecek. Yakmaz hastalanacak. Hastaneye gidecek. Yaksa öbür türlü olacak. Yani ya ölecek ya şey saat kesilecek. Peki abi siyasetçilere hiç güven yok mu? Ben güvendiğim siyasetçilere var tabii ki. Var. Şimdi var tabii. Güvendiğim, pardon. Peki. Ya dur. Peki şimdi siyasetçiler de bizi dinliyorlar, izliyorlar. Onlara ne diyorsun bir emekli olarak abi? Ben emekli olarak ben önce emek en yüce değer diyoruz. Emek en yüce değer diyoruz. Bu her yerde geçerli. Ama emekli şu anda 12-13 bin milyon emeklimiz var. 1000 lira ikramiye aldık. O da Sayın Genel Başkanım Kılıçdaroğlu sayesinde aldık. O 1000 lira para yok dedi. Ha. Evet. Para yok dediler. Eğer para verirsek batarız dediler. Vallahi 1000 lira aldık ama hiç kimse batmadı. Biz 2000 lira dedik. Hani asgari ücret dedik. Onlar 1000 liraya razı oldu. Bizim projelerimizi uygulamaya başladılar. Ama İstanbul'da da kaybettiler. Türkiye'de kaybettiler. Edecekler eriyorlar. %41 olay var şu anda. %40.1'i o da niye? Eridiklerini bildikleri için geri çekmeye çekiyorlar. Geri çekmeye çalışıyorlar. Neden? Çünkü %51.1'i bulamayacaklar. Vatandaş biliyor burada, bakın. Vatandaş burada 75 kura çay içiyor. Ama hemen karşısında kafe var 4 lira. Niye bu insan oraya gitmez bilmiyor mu? Biz hepimiz biliriz. En güzel yerde oturmasını biliriz. Eşimi alıp bir gün gibi yemeğe gitmemişim. Gidemiyorum ki. Bir yemek gitmek 400 kağıt. En az. Dolayısıyla emeklere sahip çıkan iktidar oldu kardeşim. Açık net konuşuyor. Kim emeklere sahip çıkarsa bu ülkede o emekler iktidar olacak. Peki iyi güzel diyorsun abi. Sanki bütün bir tane hemen suya zam geldi. O kapalılar var ya, kapalı çadırlar. Sofa döküldüler ya. İlle ki bunu parti mi yapacak? Bu kadar halk var, çıksın sofaya. Tamam, insanlar o şeyi ayırmıyoruz. Hani şey oraya diye yani başörtüsü falan hepsi yok, bizim yok, vatandaşımız. Şimdi onları ayırmıyoruz. Şimdi yok, ona girmeyelim. Siz şunu mu söylemek istiyorsunuz? Evet. Emekli bugüne kadar gerçek anlamda gözetilmedi mi? Gözetilmedi. Hiç hele bu dönemde hiç gözetilmedi. Yani AKP döneminde 2002'den bu yana benim aldığım az önce dedim kimdi birisi? İyi güzel diyorsun da kusura bakma sözünü kestim ama buyurun. O zaman emekli
işçi, memur ya da toplumumuzun kalabalık olan, çok olan kesimlerinde oy veriyor, iktidarı seçiyor abi. Seninkinde bir hata yok mu? Yok, hata yok. Neden? Tunceliler, Tunceli'nin dağında kış günü buzdolabı verdiler. Hatırlar mısınız siz? Kış günü Tunceli'nin dağında elektriksiz köye, elektrikli köye buzdolabı hediye ettiler. Ev ev valiler gezdi. Sen buyur. Hemen orada dursun. Şimdi ev ev geziyorlar, kömür dağıttılar. Kömür dağıtıyorlar, halen dağıtıyorlar. Her ay koli koli. Vatandaşın ihtiyacı vardır abi. Yabancıya vermiyor, vatandaşa veriyor. Vatandaşa veriyor mu abi? Onun şartlı veriyor ama. Bana da, ben para yakaladım. Sandığın başında mahkemelik olduk. İki ay önce davamız bitti birisiyle. 100 liraya elini almış. Peşin almış 100 lirada resim çekecek. Bununla arkaya geçiyor resim çekerken. Ben yakaladım. Polis tuttuğunu iptal ettirdim. Tamam abi, şimdi emekliye gel. Şimdi tabii, buyurun. Emekli diyorsun ki bu ülkede hak etmiş olduğu parayı almıyor. Siyasetçiye güvenmiyor. Sonuç abi, sonuç. Sonuç ne? Şöyle. Hep karanlığı konuşuyoruz. Karanlık abi. Ama. Ülke şu anda karanlığa gidiyor. Niye abi öyle diyorsun da, yani şu anda ülkeyi yönetenler, kendin söyledin, 2002'den beri yönetiyor bu ülkeyi. Evet, anlat yönetiyor. Kim, ben mi veriyorum, sen mi? Kim mi oy veriyor abi? Hiç kimse bana oy vermiyor. Bağışa ben vermiyorum. Bana 1 trilyon, 5 trilyon ölme para koysam onun partiye oy vermem. Vermem. Bunlar, ben iyi tanıyorlar bu abiler. Öyle laftan değil, yani öyle şeyli konuşmuyorum ben. Ama kardeşim iyi de, yani veren var mı? Var tabii. Peki şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde intibak yasası var. Evet. Yani bu milletin vekilleri, evet, eğer bu yasayı onaylarsa 2000 yılından sonra emekli olanların maaşına ciddi bir zam gelecek. Gelecekti. Peki şu anda sen bak ne diyorsun, oy verdiğim milletin vekilini gönderdim diyorsun. Evet, gönderdim. Peki inancın var mı? Ya da milletin vekili milletin yararına olan bu yasayı geçirir mi? Bu sistemden bu iş olmaz kardeşim. Bu sistemden bu iş olmaz. Önceki sistem ne işte? Sistem milletin sistem, vekili işte. Acaba milletin bir vekili değil. Yazıyorlar. Önümüze koyuyorlar. Tamam. Git ya, oy ver gel kardeşim. Karışma başka bir şeye. Şimdi tamam. Çok güzel bir konuya geldim. Ben sana... Milletin buyurun. Vekilinin evet. Hakkı mı var? Milletin vekili diye bir şey mi var şu anda? Gel abi şöyle. Gel ya. Hocam. Hayır gel. Ben sadece bir soru. Şimdi geleceğim hoca. Milletin vekili. Hocam tamam. Ben de geldim. Tamam. Tamam. Hocam müsaade edin. Ben tamamlayayım. Bir reklam arası ver. Çayını su nasıl? Tamam, bir iki dakika sonra. Sağ olasın. Şimdi sevgili abicim, değerli emekli büyüğümüz. Şimdi bu sistem diyorsun ya. Nasıl? Ne zaman yayınlanacak? Ne bileyim. Yarın akşam. Şimdi bir dakika. Milletin vekili seçtik, gönderdik. Sistem bozuk dedim. Bak, A partisi, B partisi ayırmıyoruz. Yok, ayırmıyorum. Ha. Senin cebinde para yoksa, sen demokrat bir adamsın, halk için çalışıyorsun. Seni A partisi, B partisi milletvekili adayı yapar mı? Yok, param yok ki. Niye? Parası adam, gereksiz adam. Bunu sen o zaman bak, parti olarak ayırmayacağız. Ülkemizdeki tüm siyaset, yani siyasi partilerin aslında tümünü temelinde söylüyorum bir sorun ben. Var. Evet tabii, sistemden bahsediyorum ben. Sen az önce genel başkanım dedin ya. Evet. Peki gerçekten bu ülkenin yararına çalışan, hizmet eden insanlar siyasi partilerde görev alabiliyor mu? Alsa ben başka bir şey olacak burada. Gerçek insanlar oraya gönderiyor ama gücü yetmiyor şu anda. Abi, o zaman bak şöyle bir şey çıkıyor. Ülkede bir koltuk hastalığım var. Var. Tabii. Var değil mi? Tabii. Bak senin koltuk benden sağlam. Bengi sakat. Evet. Şimdi koltuğu sağlama alabilmek için de şimdi, insanlar ne yapıyor? Para harcıyorlar, ikili ilişkiler gidiyor. Siz istediğiniz kadar bu ülke için hizmet etmekle, o aşkla yaşayın. Evet. Bir sorun var değil mi? Yok, sorun var tabi. Aynen katılıyorum size. Şimdi dediğiniz o zaman doğru. Şuna geliyoruz. Emekli seçimden önce kapısı çalınan insanlar olarak görülüyor. Seçimden sonra unutuluyor mu? Valla öyle oluyor tabi, yani öyle değil mi? Öyle değil mi? Siz daha iyi basın olarak geziyorsunuz. Biz yüzlerce, binlerce insanlarla görüşüyorsunuz siz. Toparlayacak olursak, tabii, sözün özü, emekliye dönecek olursak Emekli TV'de emeklinin durumunu kısaca bir özetleyelim. Kısa. Emeklinin durumu şu. Sendikalar, ne kadar sendika üyemiz var bilmiyorum. Ben mesela üye olmadım. Suçluyum ben. Ben o yüzden kendimi suçluyorum. Bu sivil toplum kuruluşuyla beraber kol kola el ele vermezsek, bir bütün olmazsak bu iş başaramayız. Kim gelse gelsin. Yani kimse ayırmıyorum, yanlış anlamayın.